alkışlarınızla, kurdele kesimini alkışlarınızla. Milli voleybol takımı ve Fenerbahçe Spor Kulübü kadın voleybol takımı kaptanı, Türkiye'nin gururu sevgili Eda Erdem'in adını taşıyan parkımızın açılışını hep birlikte birazdan gerçekleştireceğiz. Dediğim gibi çok heyecanlıyız. Bu heyecanı da anlamlı kılan bir diğer nokta da sevgili Eda Erdem'in Ataşehir'de yaşaması, Ataşehirli bir komşumuz olması. Değerli konuklar, Eda Erdem sadece başarılı bir sporcu değil, disiplini, çalışkanlığı tüm gençlere örnek olan, ülkemize defalarca gurur yaşatan bir lider. Bugün Eda Hanım'dan aldıkları ilhamla spor yapan bütün Ataşehirli gençlere bu parkı armağan etmek istiyoruz. Bu voleybol sahasını armağan etmek istiyoruz. Gerçekten Türkiye dünyada voleybolda bir marka haline geliyor ve gençlerimiz bizden voleybol oynayacakları açık ve kapalı salonlar istiyorlar. Bu da bizim için büyük bir mutluluk. Tabii ki Eda Hanım'ın mücadeleci ruhu bu parkta her zaman var olacak. Gençlerimiz burada hayallerini gerçeğe dönüştürecek. Bizim için en büyük mutluluk bu. Ama en önemlisi kendilerini rahatça ifade etsinler, hayaller kursunlar. Biz de bu hayallere ortak olalım istiyoruz. Ayrıca bu parkımızda birazdan voleybol sahamızı göreceksiniz. Bir resim var. Bu resim kıymetli sanatçılarımız Furkan ve Serdar tarafından büyük bir özenle hayata geçirildi. Bir hafta kadar çalıştılar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Çok uğraştılar. Kaptanımızın sahadaki her adımını ölümsüzleştiren bu eser parkımıza ayrı bir anlam katıyor. Sanatçı kardeşlerimizi, sanatçı arkadaşlarımızı bu güzel eserden dolayı bir kez daha alkışlamanızı istiyorum. Sabaha kadar çalıştıklarına ben şahidim. Umarım Eda Hanım'ın azmi ve kararlılığı bu sahalarda spor yapan her gencimize ilham kaynağı olsun. Gençler, bu park sizin. Burada sadece spor yapmayacaksınız. Kendi başarı hikayelerinizi yazacaksınız. Eda Erdem gibi zorlukların üstesinden gelip büyük zaferlere imza atacaksınız. Ben size çok inanıyorum. Buradaki bütün abileriniz, ablalarınız size çok inanıyorlar. Bu süreçte bu parka evladımızın, gururumuzun, bu ülkesi için her şeyi yapan, gecesini gündüzüne katan Türk voleybolunu değil Türkiye'de, Avrupa'da, dünyada önemli noktalara gelmesinde kaptanlık, liderlik yapan, yıllarını veren Eda Erdem isminin verilmesi bizi son derece camiam adına mutlu etmiştir, gururlandırmıştır. Bu süreçte emeği geçen herkese sizlerin nezdinde teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sayın Pelin Çelik hanımefendiyi mikrofona davet ediyorum. First of all, it's a pleasure to come back every time in Turkey, but it's a pleasure today to be here for Eda, first of all, for every kids that live in this kind of part of Turkey and Istanbul.
I think that with this little gift for Eda, the people show her how much she is important for volleyball. I think that she is deserved. I think that she is really a model for every young player and a great example. Because if I imagine one professional player, I imagine one player like Eda. So I think that she is really one of the best example for every kids, and I think that she deserves. This is one gift for her, but I think that this is also a good gift for volleyball in general. And I'm so happy because I feel that this a little part of this court is also for me, because every kids can work, I can play here, maybe could be a future player for my national team. Bugün burada benim adımı taşıyan bu güzel parkın açılışında sizlerle bir arada olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. 16 yıldır yaşadığım, dönüşümüne, gelişimine tanıklık ettiğim, bir parçası olduğum Ataşehir ilçesinde hem de Atatürk Mahallesi'nde böyle bir parkın var olması ve adımımı parka verilmesi benim için tarif edilemez bir gurur kaynağı. Parklar, gençlerin ve çocukların spor yaparak geleceğe hazırlandığı, komşuların sosyalleştiği önemli buluşma noktalarıdır. Umuyorum ki bu park da Ataşehir için, özellikle gençlerimiz ve voleybol severler için böyle bir alan olacak, sporun birleştirici gücünü en iyi şekilde yansıtacak. Bu sahalarda yeni nesiller bir araya gelmeyi, takım olmayı ve ortak hedefler uğruna mücadele etmeyi öğrenecekler. Burada ayrışmayı değil, birliği ve beraberliği seçerek takım arkadaşlarına sarılacaklar. Bizler de spor sevgisini yeni nesillere aşılayacağız. Bu sevgi onlara hayatı, paylaşmayı ve ben değil biz demeyi öğretecek. Yetişen bu yeni nesil, kazandıkları bu motivasyonla ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacak. Bugün burada olan herkese, başta bu projeyi hayata geçiren ve emeği geçenlere verdiğiniz değer ve gösterdiğiniz kıymet için çok teşekkür ederim.